Hiç. Ne montaj ne kırpma. Doğaçlama. Direkt doğaçlama. Direkt. Süpermiş. Evet. Evet. Sevgili Serdar'cıma geldim ziyarete. Hani demiştik ya 30 sene ilerilmiş tecrübeli arkadaşlarımla sohbetler yaparız kısaca. Ben devirdim. Devirdin mi? Üstüne de 3 sene geçti. Sen küçüksün aslında ama. Evet. Büyüklerin küçüğü. 33 oldu. Efendim. Gençlere bir takım faydamız olur mu diye düşündüm. Birkaç arkadaşımla bunu yapmak istiyorum. Sen bir gururumuzsun. Çok teşekkür ederim. Bizi yurt dışlarında da temsil ediyorsun. Harika. Sizlerin peşinden geliyorum işte. Sizlerin peşinden geliyorum tabii ki. Aynen öyle. Estağfurullah. Efendim. Şöyle Serdar'cığım, ne olacak bu gençlerin? İnşallah çok iyi olacak, her şey çok güzel olacak. Bir kere Engin bir şey söyleyeyim sana, hep bazı böyle programlarda sorarlar, büyüklere sorarlar. İşte paranın satın alamayacağı bir şey söyle falan diye. Çok ciddi söylüyorum, paranın satın alamayacağı en önemli şeylerden biri tecrübedir. Tecrübe yaşanarak elde edildiği için öyle gidip ben sana parayı vereyim sen de bu tecrübeyi ver olmuyor. Ama tecrübeden yararlanmak mümkün oluyor. O yüzden hani genç kardeşlerime söyleyeceğim şey, bir kere meslekte başarılı olmuş, belli noktaya gelmiş ve kalbi seninki gibi iyilikle, vericilikle dolu olan insanların peşini bırakmasınlar. O tecrübeyi almak için gerekiyorsa kapısında yatsınlar. Evet. Masa sallanıyor da kolunu... Evet, bu da görüntü kalitemizi etkiliyor ama heyecan veriyor işte. Titriyoruz yani. Anladın mı? Tecrübeden mutlaka yararlansınlar. Evet, ben eğer mezun olduğum güne dönseydim, senin gibi bir diş hekimi büyük o zaman için. Tabii çok isim var da sen yanımdasın canım. Yani sevdiğimiz insanlar, abilerimiz, ablalarımız var. Gider kapısında yatardım. Yatardım değil mi? Beni lütfen yalvarıyorum içeriye al, seni izlemek istiyorum. Yaptıklarını görmek istiyorum derdim o büyüklerime. O günlere dönebilseydim. Bu bir. İkinci söyleyeceğim şey, merak, istek, heves olmalı. Mesleği sevmek lazım. Çok klasik bir laf ama bu meslek hakikaten sevilmeden, aşık olmadan pek yapılacak bir iş değil. Diğer mesleklere benzemiyor. Düşün, hani etraf dokuların hepsinin doktoru olmak için tıp fakültesinde okuyorsun. Diş hekimliğinin eğitimini ayırmışlar. Niye ayırmışlar? Çünkü tıp diş hekimliğine bir çare bulamamış. Yani bununla uğraşacak insanların özel olması gerekiyor. Estetik var, fonksiyon var, fonasyon var, ağrısı var, sağlığı var. Birçok unsur bir arada. O yüzden bu hem bir meslek, hem bir sanat, hem bir bilim dalı. Evet. Hepsi bir arada. Onun için kardeşlerimin çok istekli ve seviyor olması lazım. Evet, meraklı olması lazım. Bu söylediğim biraz üniversite imtihanına girecek arkadaşlar için oldu onlar aslında. Da, ama şimdi da biz burada daha çok tabii ki bitmiş artık. Bitmiş. Dönüşü olmayan. Bilmiyorum olabilir belki. Tabii ki canım, şaka yeni mezun olmuşlar. Çünkü bana çok soru geliyor. Sana da geliyordur. Hani evet. Ne yapacağız? Mezun olduk. Evet. Şimdi ne olacak? Uzmanlık. Uzmanlık mı yapacağız? Uzmanlık. Doçentlik mi yapacağız? Evet. Doktora mı yapacağız? Evet. Muayenehane mi açacağız? Yani tabii. Açalım mı hemen muayenehane? Ne çok soruyorlar değil mi? Özellikle sunumların sonunda yanına gelip hocam ne diyorsunuz falan diye. Şimdi benim rahmetli dedem, annemin babası da 1928 mezunu bizim fakülteden aslında. Dişçi mektebi dendiği zamandan. İlk diş hekimlerinden Türkiye'de. O zamanlar zaten diş hekimliği hani bitirince muayenehane açmak ve hemen çalışmak. Çünkü ülkede fazla hekim olmadığı için böyle bir ihtiyaç var. Bizim dönemimizde de gene bu gelenek az çok devam ediyordu ama şu anda benim kendi şahsi kanaatim belli bir uzmanlık yapmakta çok büyük fayda var. Branşlaşmakta fayda var. Zaten değil eğitim... Bir konuda bir derin bir bilgi tabii, olması tabii çok ki, fayda tabii var. Ki. Sen zaten okurken az çok anlıyorsun seni çeken şeyi. Ortodonti benim hiçbir zaman kafama yatmadı. Cerrahiden çok hoşlandım. Bu bir yapı meselesi. Evet. Başka bir arkadaşım da ortodontiyi çok sevdi ve o konuda mesela ilerledi gibi. Dolayısıyla uzmanlık yapılması lazım ve bununla koşut olarak da mutlaka en az bir yabancı dili mükemmel öğrenmek lazım. Ben İngilizce diyeyim ona bir diyelim, numara. Diyelim bir çünkü numara. İngilizcenin artık, cepte bir olması lazım. Şart, doğru. Buna çok zaman ayırmak lazım. Evet. Çok kıymetli bir şey çünkü. Çok önemli. Bak tecrübeyi böyle komprime veriyoruz işte.
Peki, milyar versen bulamazsın. Peki ne olacak bu Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor patır kütür, insanlar hep bunu soruyor. Şimdi şey, 30 bin kişi varız diyelim. Evet. Şimdi bir 3-5 sene sonra bir 60 bin kişi olacak. Olacak. Değil mi? Şey, rekabet artacak. Yani çok diş hekimi olacak. Evet. Öyle diyelim. Ama çok diş hekimi olması tabii çok hoş değil. Niye hoş değil? Ülkenin hani ihtiyacı anlamında çok diş hekimine ihtiyaç olabilir ama tabii ki iyi eğitim almış, hakkıyla hani değil mi? Bu mesleği yapacak kişilerin çok olmasını gönül ister. Ama olanaklar kısıtlı olup da çok olması maalesef yani kalitatif açıdan bir eksiklik getirir. Kantitatif olarak yüksek görünse de. Ama arkadaşlar kendini yetiştirecek. Dediğim gibi bütün bu saydıklarımıza yani eski diş hekimlerinden tecrübeyi almak, öğrenmek, istekli, hevesli olmak, uzmanlık mümkünse yapmak, kesinlikle İngilizceyi öğrenmek, üstüne bir de mutlaka hani böyle yemek tarihi gibi, verir gibi bir hobi sahibi olmak ki o çok çok önemli. İşin %40'ı bence. Evet, bir sosyal şey işimiz bizim değil mi? Sadece sabah gir, akşam çık, haldır huldur. Yok, tabii öyle ki. Değil. Tabii ki. Biraz insani ilişkileri geliştirmek. Kesinlikle. Mezuniyet sonrası eğitimleri de söylemekte fayda var belki. Tabii. Çünkü devamlı güncel yeni bir şeyler çıkıyor, ediyor. Bunları biz takip etmek. Şey yapmaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Gerek sosyal medya olsun. Sosyal medya işine gireriz ama onu seni çok fazla yormayalım. Yok, biraz sosyal medya iyidir, kötüdür, faydalıdır, zararlıdır. Onu da bir oturtmak, bir ayrı bir program yapılacak muhakkak, bir durumu. Ama onda da ama oradan da iyi yerlerden alabilmek lazım. Evet, tabii yani şey gibi bu, yeme içme ya da ilaç kullanımı gibi her şeyin fazlası zarar. Belli bir dozu var, o dozda olursa da yarar. Onun gibi düşünmek lazım. Evet, ben bu arada 5 dakikayı da geçmişiz. 5 dakikalık bir program yapalım değil mi? İnsanlar çok fazla tamam. Da izlemeyebilir. Doğru. Bir başka sıkıcı bir olmaması şey lazım. İşte dediğim gibi son söylediğimde hobi çok önemli. Ben kitap yazdım kendimce, benim kendi yapabildiğim şeyler. Müzikle ilgilendim. En son iş stand-up'a geldi. Bir baktım Türkiye'yi gezmişim, bir de dünyada bunu yapıyorum. Rüya gibi bir şey. Ama bunu bana 20 yıl önce deselerdi, bak ileride böyle bir şey yapacaksın, ben derdim sana. Ki yaparım derdim. Evet, Serdar Sıralar. Görüşmek üzere.